Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Club Spanish League Challenge'dan maç yapacağız. Rakibimiz şu rakip şöyle. Alaves yani. Kadromuzu bu şekilde, son kadromuz bu şekilde. Bugün e-futbol puanıyla Robert Lewandowski'yi aldım. Lewandowski'nin seviyesi 98 ama ben 97'ye kadar şey yükseltebildim. O yüzden biraz etkinlik puanı biriktirmem lazım. Antonio'ya basmam lazım Lewandowski'ye. Takım şu an son hali şöyle. Takım gücünde 4544. Yani 4600'e doğru yaklaşıyor yavaş yavaş. İnşallah 5000 üstüne çıkmaya çıkacak zamanlar olur yani. Deste yeni buldum. Çok hızlı bir oyuncu. Çok güzel bir oyuncu. Tekniği de gayet iyi. Ama sadece biraz fizik gücü düşük. Sonra bulduğum başka oyuncu. Bir de Barcelona'dan açtığım oyunculardan şey var. Pique var. Sonra ardından bir de işte ardından bir tane daha oyuncu buldum. Onu da çok Pedri. Aynen Pedri oyuncu. Pedri var. Şimdi ismini unuttum bir anlık. Pedri diye oyuncu var. 95 sol kanat oyuncusu. Onu kadroya koymadım. Çünkü kadromu en yüksek haliyle oynamak istedim. Hem daha güzel bir maç olur. Sizlere daha iyi bir maç aktarırım. Cristiano Ronaldo düşüşte nedense. Harry Kane, Kevin De Bruyne, Lionel Messi yükselişte. Messi ofansif orta sahada yapınca 100 oluyor. Tabii ki antrenör pozisyon antrenörüne basmanız lazım. Maçımıza geçelim. İyi bir maç olsun. Bol gollü olsun. Şöyle dese içeri doğru gittim. İçeri doğru pasımı attım ve Ronaldo bitirdi. Kral. Kral formu düştü olsa bile atar. Hiç bakmaz. Formuna. Kral ilk golünü attı. Rakibimiz pardon Alaves demiştim. Yanlış söylemiştim. Alaves'miş rakibimiz. Çok iyi bir takım değil. Ama fena da değil yani. Fena oyuncuları yok. Şunu da söylemeden unutmayayım. Konami bir tane mesaj gönderdi. PES'e girerken bir mesaj var. Mesajda Konami ailenizi bağlarsanız 5000 etkinlik hani 5000 e-futbol puanı alacakmışsınız. Unutmayın onu da bağlamayı. Tabii ki hemen puanlar şu an hemen verilmeyecek şu hediye. Ama siz yine bağlayın. Orada tamam dediğiniz zaman 5000 etkinlik puanınızı alınmıştır dediği zaman o zaten size bir zaman da verecek. Büyük ihtimalle perşembe günü falan verebilir. Çünkü perşembe günü güncelleme gelecek. Haftanın oyuncuları olduğu için. Büyük ihtimalle perşembe günü verir. Ben öyle düşünüyorum yani. Harry Kane'le bir plase denedik ama olmadı. Ramos. Ramos ne yapıyorsun ya? Neuer'e atalım ilk önce pasımızı. Oyunu kuralım tekrar baştan. Çünkü oyun kurmadan gittik. Rakibin kadrosu yerleşikti. Yerleşik olunca bir anlamı kalmıyor zaten rakibin kadrosu. Şöyle baskı yapalım da uzun top oynasın. Teşekkür ederim.
Şöyle Ronaldo güzel bir. Ah be. Tutmadı ama olsun. Şöyle güzel bir şut denedik ama olmadı. Girmedi kaleye. Yani aslında ben bugün açtığım Club Selection toplarından Barcelona için Fatih istemiştim. Ama gelmedi. Olsun. Onun yine Des geldi. İnsanlar da istiyor çok. Çok güzel kurtardı kaleci. Şöyle bir korner taktiği yapmak istiyorum. İlk başta kısa köşe vuruşuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra ekran değiştir. Sonra şöyle dönüp şu oyuncunun gelmesini bekliyorsunuz. Şu hemen arkamdaki. Tabii ki o gelmediği için ben direkt ortaya içeri orta açacağım. Yine korner oldu galiba. Ne korner olmuş. Yine aynı şeyi deneyeceğim. Belki bu sefer olur. Yine olmadı tabii ki. Gelmiyor oradaki oyuncu. Oradaki oyuncu gelse ve Muhammed Salah dışarı atıyor topu. İkinci yarı iki tane fazla gol atarsak ikiden fazla gol atalım ikinci yarı inşallah. Daha fazla gol de olabilir. Yani 3 tane atmadan bırakmayalım bu rakibi. Ve rakip dışarı çıktı top. Çok güzel. Çok güzel. Aşırı güzel. Şöyle bir şey yapmayı denemek istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. De Bruyne'i seçiyorum. Yine aynı taktikte. Kısa köşe vuruşu. Tekrardan da ekran değiştir. Şuradaki oyuncunun gelmesini bekliyorum. Aynen oradaki oyuncu geldiği zaman da çat diye yapıştırıyorum şimdi buradan. Şöyle deste şöyle yaptık. Oyunu açmamız lazım biraz daha. Şöyle oyunu aç. Bir alan so. Diego Jota. Aç oyunu şöyle. Salah golünü atıyor. Muhammed Salah. Mısır'ın kralı. Muhammed Salah da iyi gidiyor şu anlık. Ama sanki biraz daha iyi olabilir bence. Liverpool'da oynuyor. Biraz daha iyi olabilir. Hani öyle bir potansiyeli var. Biraz daha iyi olma potansiyeli var onun. Harry Kane direğe takıldı. Bu adamı çok seviyorum Harry Kane'i. Çünkü Harry Kane adamdır. Neuer'in boyunu seviyorum işte. Neuer'in boyunu seviyorum. Neuer ofansif kaleci olduğu için hani kaleden ayrılıp topları kurtarabiliyor. Tabii bazen bunun dezavantajı da oluyor. Çok fazla açıldığı zaman aşırtma golü fazla yiyebiliyor bazen. Ama yine de ben vazgeçemiyorum bir şeyden. Tabii ki yine vazgeçilmezim benim. Dest topu almaya geldi buraya kadar. Dest seni seviyorum oğlum.
Yeni çıkardım ama çok hoşuma gidiyor oyuncu. Ve çok kötü bir foul yaptı. İnşallah atarız. Çok kötü bir yerden servis vuruş kazandık. Çok güzel. Kırmızı kartını aldı. Ve rakip 10 kişi kaldı. Neler oluyor inanamıyorum. Şöyle Messi'yle güzel bir vuruş. Rakip takım 10 kişi kaldı. Messi güzel vuramadı. Şeyin içine geçti. Baraja takıldı. Ve Ronaldo son noktayı koyuyor. Bu adam kötü forma olsa bile çakıyor. Hiç fark etmez. Rakip makip dinlemez. Boom. Adamın maçın son noktasını koydu. 90 artı 1'deyiz. -2 artı 2 verdi ve maçı bitiriyor hakem. 1-0 yendik. Güzel bir maç oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. PES hakkında bilgi öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.